Evet arkadaşlar, üçgende alanın son föyüne geçmiş bulunmaktayız. Föy 18'deyiz. Üçgende olan konusunu burada bitireceğiz arkadaşlar, bu föyümüzle birlikte. Evet, ilk olarak üçgende alandan burada bu föyde bahsedeceğimiz ilk başlık benzer üçgenlerle ilgili alan özelliği. Bundan belki benzerliği anlatırken soru üzerinde bahsetmiş olabiliriz. Ama burada tekrar bunu bir hatırlamış olacağız. Önemli de bir özelliğimiz zaten. Evet, iki üçgenin gördüğünüz gibi bütün açıları aynı verilmiş. Bütün açıları aynıysa biz bunların benzer olduğunu biliyorduk. Benzerse aynı açıların karşısındaki kenarları oranlamamız gerektiğini biliyorduk. Ve bu oranın 1K benzerlik oranına eşit olduğunu biliyorduk. Yani bu kenarlardan gelen sabit orana biz K benzerlik oranı diyorduk. Şimdi ise şunu öğreneceğiz arkadaşlar. Eğer iki üçgen benzerse, bu benzer üçgenlerin alanlarını oranladığımız zaman bu alanları oranı benzerlik oranının karesine eşittir. Önemli bir özellik, mutlaka bilmemiz gerekiyor. İki üçgen benzerse alanları oranı benzerlik oranının karesidir arkadaşlar. Evet, bu başlıkla ilgili ilk sorumuz. Şimdi burada görüyorsunuz paralellik verilmiş. Paralelden dolayı bu açı alfa ise bu açı alfa, bu açı teta ise bu açı teta. Şu da ortak açı zaten. Dolayısıyla şu küçük üçgen yani ADE üçgeni benzer arkadaşlar ABC üçgenine. ADE üçgeni benzer ABC üçgenine. Benzerse ne yapabilirim ben bunların kenarlarını oranlayabilirim. Zaten benden de ADE üçgeni ile ABC üçgeni yani bu benzer üçgenlerin alanları oranını istiyor. Alan oranını ben nereden bulabileceğimi biliyorum. Benzerlik oranının karesinden. Şimdi bu durumda ilk başta benzerlik oranını bulalım. Bakalım üçgenimizin hangi kenarlarını biliyoruz? Alfanın karşısını biliyoruz. Küçükte alfanın karşısı 9'muş, büyükte alfanın karşısı 15'miş. O zaman bizim K benzerlik oranımız 9 bölü 15 gelecek. Bunu da sadeleştirirsem, 3'e bölersem ne geliyor? 3 bölü 5 geliyor. Biz bunun karesini almamız gerekiyor alan oranı için. 3 bölü 5'in karesini alırsak ne gelmiş oldu? 9 bölü 25 gelmiş oldu sorumuzun cevabı. Evet, ikinci soruda da yine benzer. Nereden anlıyoruz bunların benzer olduğunu? Bu sefer ortak açı var. Bakın A açısı yani alfa dediğim açı hem küçük üçgenin hem de büyük olan ABC üçgenin açısı. Bir açıları zaten 90 verilmiş. O zaman üçüncü açıları da mecburen ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi bunu bulduktan sonra o zaman diyorum ki bunların alanları oranı benzerlik oranının karesi olmalı. Hemen benzerlik oranını bulalım arkadaşlar. Küçük üçgende alfanın karşısı 6, büyük üçgende alfanın karşısı 9. Sadeleştiriyorum, 3'e böldüm ne geldi? 2 bölü 3. Ben bunun karesini almalıyım sorunun çözümü için. 2 bölü 3'ün karesinden 4 bölü 9 gelmiş oldu sorumuzun cevabı. Evet, bu notu da hatırlayacaksınız arkadaşlar. Benzerlikte vermiştik. Alan kısmı yoktu sadece. Eğer bir üçgenin kenarları eşit olarak bölünüyorsa burada gördüğünüz gibi şu tabanlar neydi? 1, 2, 3, 4 sayılarıyla orantılı olarak artıyordu. Şimdi bununla ilgili biz alanı söyleyeceğiz. Yine aynı şekilde diyeceğiz ki eğer üçgenin kenarları burada gördüğümüz gibi eşit bölünüyorsa bu sefer alanlar tek sayılarla orantılı olarak artıyor. Yani 1s, 3s, 5s, 7s. Bunun mantığı da yine benzerliğin karesinden geliyor. Mesela bir tanesini göstereyim. Örneğin şuralara a dersek şu iki üçgen için yapalım. K benzerlik oranı nedir? A bölü 2a. Yani 1 bölü 2. Alan ne olacaktı bunun karesi? 1 bölü 4 olacaktı. O zaman yukarıdaki s ise büyük olan 4s. Araya ne kaldı? 3s. İşte bu şekilde tek tek bulabilirsiniz. Ama kolaylık olsun diye böyle ezberleyebilirsiniz. Evet, burada bu özelliği kullanabileceğiniz bir soru verilmiş. Kullanmadan da çözebilirsiniz ama ben şimdi özelliği pekiştirmek adına burada kullanmış olacağım. Şimdi öncelikle arkadaşlar şu üçünün birbirine paralel olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bunlar hepsi üçgenler, pembe üçgen, pembe artı sarı üçgen, pembe artı sarı artı yeşil. Bunların hepsi birbiriyle benzer. Şimdi ben S1'in alanını elimdeki bilgilerle bulabilirim. Onu bir bulalım önce çünkü işimize yarayacak. S1'inin yüksekliği 4 birim. Tabanı da 4 birim.
Yani S1 dediğim alan 4 çarpı 4 bölü 2'den ne gelmiş olacak? 8 gelmiş olacak. Şimdi arkadaşlar ben biraz önceki kuralı kullanabilmem için bu üçgenlerin kenar oranlarının ne olması lazımdı? Eşit. Ama burada eşit olmadığını görüyorsunuz. Nereden? Yükseklikten gösterebilirim. Bakın burada yükseklik 2 birim. Burada 2 birim ama burada 4 birim. O zaman ben o kurala benzetmek için bunu da 2 birim 2 birim diye bölüyorum. Dolayısıyla bakın buraları eşit yaptım artık. Şimdi alanları ne yapabilirim? Tek sayılara orantılı olarak artırabilirim. Yani ben şu alana S dersem burası 3S, burası 4S, pardon, burası 5S, burası 7S. Tek sayılarla orantılı olarak gidiyor. 1, 3, 5, 7. Şimdi S1 dediğim yerde ne var toplam? 4S var. S2 dediğim yerde 5S var. S3 dediğim yerde 7S var. Şimdi S1'i zaten ben bulmuştum 8'de. Demek ki S'in buradan ben ne olduğunu anlıyorum? 2. S2 ise o zaman S2 ne oldu 5 çarpı 2'den? 10. S3 ne oldu? 7 çarpı 2'den 14 olmuş oldu. Evet, bu şekilde bu özelliği kullanarak da soruyu çözebilirsiniz arkadaşlar. Evet, burada bir üçgenimiz varmış. Üçgenimiz önce DE boyunca kesilerek iki parçaya ayrılıyormuş. Burada paralellik de varmış. Paralel olacak şekilde diyor soruda. Ona da dikkat ediyoruz. Sonra arkadaşlar bir üçgenle bir dörtgeni ayırdıktan sonra dörtgeni tekrar bölüyor BE boyunca. Bu dörtgeni böldükten sonra şu BD yani yukarıdaki üçgenin E köşesini A'ya getirecek şekilde, B'ye getirecek şekilde diğer üçgenin üzerine yapıştırıyor ve şu şekli elde ediyor. Bana da istediği BEC üçgenin tamamının alanı bir de şuradaki dörtgenin alanını istiyor arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu yapacağım. Ben buradaki alanın 36 olduğunu, buradaki alanın 64 çıktığını gördüm. O zaman burada ben benzerlik yaparak AD üçgeni ile ABC üçgeninde benzerlik yaparak alan oranından kenar oranına geçeceğim bu sefer. Nedenini göreceksiniz. Biraz sonra kullanacağım. Evet, önce bir onu yapalım arkadaşlar. AD üçgeni benzer ABC olduğu için K'nın karesi 36 bölü 100 olur. Buradan sadeleştirirseniz ya da direkt karekök dışına çıkaralım isterseniz. Karekök dışına çıkarırsanız 6 bölü 10 gelir. Bunu da sadeleştirirsek 3 bölü 5 gelmiş olur arkadaşlar. Demek ki bu üçgenlerin kenar oranı neymiş? 3 bölü 5'miş. Şimdi benim işime yarayacak olan kenar oranı ben şurada yazmak istiyorum. Ayrıca üçgen çizeceğim. Şu ABC üçgenim olsun. Şurası da DE. Şimdi bulduğum benzerlik oranını şu A açısının karşısı için kullanıyorum. Çünkü burada benim işime yarayacak. Yani AD'nin bir kenarında ben 3A dersem BC de 5A olacak arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Şimdi bunu söyledikten sonra ben şunu yapacağım. BE çizgisini çekeceğim. Şimdi bu BE çizgisini çektiğim zaman arkadaşlar şu üçgenle bu yukarıdaki üçgenin alanı tabanı ile orantılı diyeceğim. Neden tabanı ile orantılı? Çünkü bu üçgenlerin yükseklikleri aynı. Bakın şuradan çizeceğiniz 5A'ya çizeceğiniz yükseklikle buradan 3A için çizeceğiniz yükseklik aynı. Çünkü neden? Doğruların paralel. Bu iki doğru paralel olduğu için paralel iki doğru arasında yükseklik değişmez. O zaman bunların alanları tabanlarıyla orantılı olmak zorunda. Yani ben bu alana 3S dersem, hatta şurada yazalım çok karışık orada. Bu alana 3S dersem, bu alanda ne demeliyim? 5S demeliyim arkadaşlar. O zaman demek ki ben buradan ne anlıyorum? 8S'in 64 olduğunu anlıyorum. Buradan da S ne geliyor? 8 gelmiş oluyor. S8 olduğuna göre arkadaşlar 3 kere 8'den şu üçgen demek ki 24. Bunun alanı 24. Büyük olan da 5 çarpı 8'den 40 oluyor. Bu durumda birinci şıkkı buldum. Yani BEC dediği büyük üçgen şurada bulmuş oldum 40. 5S'e eşit o da 40. Dörtgeni bulmak için de büyükten küçüğü çıkaracağım. Şuranın 24 olduğunu biliyorum. Tamamı da 40 ise buraya ne kalır? 16. O zaman dörtgenin alanı da
16 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada gördüğünüz gibi iki tane eşkenar üçgen verilmiş. Bu eşkenar üçgenler daha sonra BCEF tabanları aynı doğrultuda olacak ki şekilde, ikinci şekilde gördüğünüz gibi üst üste konuluyorlarmış. Bu durumdayken bir oran da vermiş bize. CF BF'nin iki katıymış. Yani BE'ye A dersem CF 2A'ymış arkadaşlar. Daha sonra arkadaşlar bu ikinci şekilde BF'ye paralel ve L noktasından geçecek şekilde KM boyunca paralel olarak kesiliyormuş. Yani şu uzunluk demek ki tabana neymiş? Paralelmiş. Benden de ne istiyor? Bu kesildiği durumda yukarıda oluşan AKL üçgeni ile DLM üçgeninin alan oranlarını istiyor. Ben şimdi şeklimizi biraz büyüteceğim daha rahat yapabilmemiz için. Şöyle alalım. Üstünde isterseniz bir temizleyip yeniden yazalım. Şu oranları bir yazalım unutmadan. A'ya 2A. Şimdi üçgenim eşkenar olduğu için bir açılarını yazabiliriz arkadaşlar. Hemen eşkenarın açılarını yerleştirelim. Sarını yerleştirdim önce. Sonra turuncunu yerleştirdik. Bunlar ne olmuş oldu? 60 olmuş oldu. Şimdi bununla bu birbirine paraleldi. Biliyorsunuz onu zaten soruda vermişti. O zaman yöndeş açıdan bu 60 ise buraya 60 geldi. Yine yöndeş açıdan bu 60 ise bu 60 geldi. Yani yukarıdaki üçgenlerin alanlarını bulacağım üçgenlerin eşkenar olduğunu görmüş oldum. Şimdi burada görmem gereken bir şey daha var arkadaşlar. Bakın bu 60 bu 60 olduğu için buna paralel olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yöndeş açıdan demek ki bunlar birbirine eşit. O zaman bu alt ve üst de paraleldi zaten. Yani şurada bir paralel kenar mı oluştu? Demek ki bu A ise burası A. O zaman yukarıda bulduğum küçük üçgenin bir kenarı A oldu. Aynı şey burada var arkadaşlar. Bu 60 bu 60 olduğu için bununla da bu birbirine paralel. Dolayısıyla yine burada paralel kenar oluştu. O zaman şu 2A'yı ben buraya taşıyabilirim. Bu durumda benden alan oranı istenen iki üçgenin eşkenar üçgen olduğunu ve kenarlarının birinin A, birinin 2A olduğunu görmüş olduk. Bundan sonra oran yaparken isterseniz eşkenar üçgenin alan formuyla oranlayabilirsiniz. İsterseniz bu üçgenler benzer olduğu için benzerlik oranından oranlayabilirsiniz. Ben benzerlik oranından yapacağım. A bölü 2A, dolayısıyla 1 bölü 2. O zaman alan oranı da bunun karesi olmalı. 1 bölü 2'nin karesinden ne geldi? 1 bölü 4 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, şimdi yine benzer bir sorumuz var. Bir eşkenar üçgen varmış. Onun kenarlarının orta noktaları birleştiriliyormuş. İçeride bir DEF üçgeni elde ediliyormuş. Daha sonra arkadaşlar aynı işlem yukarıdaki beyaz üçgenlere yapılıyormuş. Yine kenarların orta noktaları birleştiriliyormuş ve şu mor üçgenler oluşturuluyormuş. Benden ne istiyor? Son durumda oluşan küçük üçgenle büyük olan baştaki ABC üçgenin alan oranını istiyor. Ben şimdi yine biraz büyütmek istiyorum. Evet. Şimdi büyüttük ve temizledik sorumuzu. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Şu eşit noktalarımızı yazalım. Size şunu göstermek istiyorum. Çünkü ikinci şekilde de aynı şey geçerli. Orada tekrar göstermeyeceğim. Şimdi burada orta noktaları birleştirdiğimiz zaman bu oluşan üçgenle şu yanda oluşan beyaz üçgenlerin hepsinin kenar uzunlukları birbirine eşittir ve hepsi eşkenardır. Bunun nasıl geldiğini anlatacağım. Buradaki aynı özellik yan tarafta da geçerli olmuş oluyor. Dolayısıyla burada da hepsi küçük üçgenlerin birbiriyle aynı ve eşkenar olmuş olacak arkadaşlar. Onu bilince zaten soruyu rahatlıkla çözmüş olacağız. Şimdi neden öyle oluyor arkadaşlar? İlk başta şunu göstereyim. D ve E orta nokta olduğu için DE uzunluğu BC uzunluğu nedir? Paraleldir. Dolayısıyla buradaki açı 60 ise paralellikten burası da ne olur? 60 olur. Yine aynı şekilde burası 60 ise paralellikten bu da nedir? 60 olur. Tepesi zaten 60'tı. Bakın ne geldi o zaman? Bu kenar bu kenara eşit. Şimdi aynı şey her kenar için geçerli. Çünkü her kenarda aynı şekilde paralellik var. Bakın şu EF'de yine bu orta nokta. Bu orta nokta olduğu için AB'ye paralel. O zaman yöndeşten bu 60 ise bu 60. Yine bu 60 ise bu 60.
Bakın yine eşkenar çıktı ve bu kenarlar aynı olduğu için bu da aynı oldu. Üçüncüyü zaten yapmaya gerek yok çünkü 60 60'sa burası 60 oldu ve ikizkenar olduğunu bulduk zaten bunlar da 60 oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde orta noktalardan birleştirdiğimiz zaman kenarda kalan bütün üçgenlerin hepsi ve ortadaki üçgen birbiriyle aynıdır. Dolayısıyla burada da orta noktalardan birleştirildiği için mantık olarak aynı şey var. Şu uzunlukların hepsi birbirine eşit olmuş oluyor. Bunu yerleştirirseniz rahatlıkla görebilirsiniz arkadaşlar. Bu durumda benden ne istiyordu? Şu küçük üçgenle büyük üçgenin alan oranını istiyordu. Bir kenarını bilirsem benzerlik oranından, çünkü eşkenar geleceği için benzerlik oranından alan oranını bulabilirim. Bir kenarı için de ben mor üçgenin bir kenarına A dersem, o zaman büyük üçgenin bir kenarı 4A gelmiş oldu. Yani K benzerlik oranımız A bölü 4A'dan 1 bölü 4. Alan oranı da bunun karesi olması gerekiyor. Yani 1 bölü 4'ün karesinden 1 bölü 16 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet, sorumuzun cevabı bu şekilde. Evet arkadaşlar, burada büyük olan ABC bir eşkenar üçgenmiş. Aslı öğretmen bu eşkenar üçgenin içine özdeş eşkenar üçgenleri şekildeki gibi boyayarak 3 rakamını resmetmiş. Benden ne istiyor? Boyalı alanı bulmamı istiyor. Şimdi ben boyalı alanı bulmak için nereden yararlanacağım? Eşkenar üçgenden. ABC eşkenarından. Çünkü onun alanını 96 olarak vermiş. Şimdi küçük üçgenler özdeş olduğuna göre ben bunların kenarların eşit olduğunu biliyorum. O yüzden kenarların hepsine aynı isim veriyorum. A diyelim örneğin. Hepsine A demiş oldum. Şimdi şu arada kalan boş kısmı da bulsam büyük eşkenarın bir kenarını bulmuş olacağım. Onun için de şunu düşünüyorum arkadaşlar. Şu küçük pembe üçgenlerin açılarının 60 olduğunu biliyorum ya. Mesela bu 60, yine aynı şekilde bu da 60. O zaman doğrusallıktan 180'i tamamlarsam mecburen bu da ne geliyor? 60 geliyor. Zaten şu tepe eşkenar olduğu için 60. O zaman bakın beyaz üçgen yukarıdaki de eşkenar bir üçgen geldi. O zaman onun bir kenarını bulmak için şu 3 tane küçük üçgenin kenarıyla aynı olduğunu görmem gerekecek. Bu üçgenin bir kenarı A olduğuna göre 3 tane A'dan oluşuyor. O zaman şurası 3A olmuş oldu. Bu durumda büyük üçgenin bir kenarı da ne olmuş oldu? 8A olmuş oldu. Evet, şimdi ben büyük üçgenin alanını kullanıyorum. 8A'nın karesi çarpı kök 3 bölü 4 96 diyorum. Buradan 64 A kare bölü 4'ten 16 A kare kök 3 gelecek. 16 A kare kök 3 96. 16 ile de 96'yı sadeleştirirseniz A kare kök 3 6 gelmiş oldu. Burada A'yı çekmeme gerek yok. Biraz sonra yapacağım işlemler için bu şekilde yazacağım. O yüzden böyle bırakıyorum. Şimdi burada bu pembe üçgenleri sayarsanız 22 tane var arkadaşlar. O yüzden boyalı alanı bulmak için ben 22 ile çarpacağım. Neyi? Bu pembe üçgenlerden birinin alanını. Onun bir kenarı A olduğuna göre ve eşkenar olduğuna göre A kare kök 3 bölü 4'tür. 22 ile çarptığım zaman toplam olarak boyalı alanı bulmuş olacağım. A kare kök 3'ün ne olduğunu biliyorum. 6 olduğunu biliyorum. O yüzden 22 çarpı 6 bölü 4'ten işlemlerimi yaparsam 2'ye böldüm 2, 2'ye böldüm 11, 2'ye böldüm 1, 2'ye böldüm 3. Yani sonucum ne geldi? 33 gelmiş oldu. Şimdi burada ne varmış? Bir ABC dik üçgenim varmış. ABC dik üçgeni ilk başta BC'nin orta dikmesi DE boyunca kesiliyor. DE bakın BC'nin orta dikmesiymiş. Bu ne demek? Buranın 90 olması ve şunların eşit olması demek. Orta dikme çünkü hem dik geliyordu hem ikiye bölüyordu. Sonra arkadaşlar diyor ki DE'nin orta dikmesi de FG'ymiş ve FG boyunca da kesiliyormuş. DE buysa FG orta dikmesi ise bu dik gelmeli ve şunlar da eşit olmalı. Bu şekilde arkadaşlar yanda gördüğünüz gibi 4 parçaya ayrılıyormuş. Bu durumda bu alanlarla ilgili bilgiler istiyor bizden. S2'yi verip S3'ü istiyor. S4'ü verip S1'i istiyor. Şimdi öncelikle benim burada oranları yerleştirmem lazım arkadaşlar. Şimdi şuraya A dersem burası nedir? A'dır. Ve burada bunun orta tabanı olduğunu gördüm. Burada ister benzerlik oranından isterseniz kenarlar eşit böldüğünde ne yapıyorduk? Alanlar tek sayılarla orantılı gidiyordu.
Oradan şu iki alanın oran olarak yazabilirim. Onları bir yazalım önce. Şimdi ben buraya S dersem buraya 3S diyebilirim. Neden? Orantılı bir şekilde gittiğinden dolayı. Bunu yazdık. Sonra arkadaşlar yine isim vermeye devam ediyorum. Çünkü işime yarayacak bunlar. Şuraya B dersem burası 2B olacak orta tabandan dolayı. Bu da buna eşit olduğu için 2B. Mecburen burası da 2B oldu. Yine karşılıklardan burası A, burası 3A. Şimdi bir benzerlik daha yapacağım arkadaşlar. Onu da nerede yapacağım? İsterseniz şurada ayrı çizerek göstereyim. Çok karışmaması için. A, F, G üçgeni ile E, H. Yani bakın şu ikisinin birleşmesi. Buranın S olduğunu buldum. Oran olarak da buranın B, buranın 2B olduğunu buldum. Yani bu durumda benzerlik oranı bakın B bölü 3B'den 1 bölü 3 geliyor. Alan bunun karesiyle orantılı olmalıydı. Yani 1 bölü 9. O zaman burası S ise tamamı 9S, yani şuraya 8S kalıyor. Demek ki burası da 8S. Evet, son olarak dikdörtgenimin oranı kaldı. Şimdi dikdörtgenimin oranını bulacağım arkadaşlar. Ondan sonra da benden istenen şeyleri yapmaya geçeceğiz. Onu göstermek için de farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ben yine şunu kullanacağım. Bu 2A'da buranın orta tabanı bakın. Yani parçalar eşit bölünmüş. O zaman arkadaşlar tek sayılarla orantılı olarak gidiyordu ya. Şöyle ben buraya hatta çizeyim onu. Bakın şurası D. Şurası C. Şurası B. Şuramız da A. Şimdi örneğin ben buraya A demiş olsam. Şunlar da eşit bu arada. Buraya A desem burası 3A olacaktı. Tek sayılarla orantılı olduğu için. Ama ben burada A dediğim yere ne demişim? Bakın şurada ne var? 4S var. O zaman 3A'da 3 çarpı 4'ten 12S olması gerekiyor. Yani buranın 12S olması gerekiyor. O zaman şu dikdörtgene ne kaldı? 4S kalmış oldu arkadaşlar. Evet. Ben şimdi bulduğum bilgilerle rahatlıkla sorumu çözebilirim. Önce A şıkkına bakalım. S2 6 iken diyor. S2 neresi? Şu üçgen. Yani S6 iken o zaman. S3 nedir diyor. S3 ne bu durumda? Bakıyorum S3 olan yerde dikdörtgenmiş. 4S. Dolayısıyla 4 çarpı 6'dan ne geldi? S3 24 geldi. Evet, aynı mantıkla diğerini yapacağız. B şıkkını yapacağız. S4 6 demiş. S4 dediği şu köşedeki, yani 3S dediği yer. 3S 6. O zaman S ne geldi? 2. Bu durumda S1 nedir diyor. S1 dediği yere bakıyorum. Şuradaki yamuk, yani 8S. 8 çarpı 2'den de bu da ne oldu? 16 olmuş oldu arkadaşlar. Evet. Evet, şimdi kenar ortaylarla ilgili alan özelliklerini söyleyeceğiz arkadaşlar. Bu da çok karşımıza gelecek özelliklerden biri. Bir üçgenin bütün kenar ortayları çizilmişse, burada gördüğünüz gibi B'den, A'dan ve C'den gelen kenar ortaylar çizildiği zaman ne oluyormuş? Alan 6 eşit parçaya bölünüyormuş. Dediğim gibi çok fazla karşımıza çıkacak, bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu formülden ortaya çıkan başka bir özellik söyleyeceğim. Buraya ayrı olarak çizmek istiyorum onu. Bir üçgenin ağırlık merkezinden köşeleri birleştirdiğim zaman alan 3 eşit parçaya bölünüyor arkadaşlar. Ağırlık merkezinden köşeleri birleştirdiğim zaman alan 3 eşit parçaya bölünüyor. Bunu yukarıdan da görebilirsiniz. Hemen onu göstereceğim nasıl göreceğimizi. Bakın benim birleştirdiğim yerler şu mavi ile çizdiğim yerler. Bakın alan 3 parçaya bölündü mü? Bölündü değil mi? 2 kez 2 kez 2 kez. Ondan dolayı bu özelliğimizi de kullanabiliriz. Evet, ilk başta bizden S1 ve S2 alanlarının oranını istiyor ilk sorumuzda. G de ağırlık merkeziymiş. Soru da bunu belirtmiş. Şimdi arkadaşlar G ağırlık merkezi olduğuna göre ben buradan kenar ortay çizersem ağırlık merkezinin özelliğinden kenara 1, köşeye 2 birim şeklinde bunu parçalayabilirim. Burada paralellik olduğu için bu paralellikten ben bu oranları buraya taşıyabilirim.
Şimdi bu durumda arkadaşlar, bu iki üçgen benzer olduğu için benzerliğini artık biliyorsunuz. Bu alfa ise bu alfa, bu teta ise bu teta, tepedeki de ortak açı. Evet, AD üçgeni ile ABC üçgeni benzer olduğuna göre K benzerlik oranı kenar oranından ne geliyor? 2 bölü 3. Burada kenar orta oranı da kullanabilirsiniz. Zaten benzerlik oranı neydi? Yardımcı eleman oranlarıyla da aynıydı. Yani 2'ye 3 diye direkt de söyleyebilirdiniz. Alan oranı da K'nın karesi olması lazım. Yani alan AD bölü alan ABC K'nın karesi olmalı. Yani buradan ne geliyor? 4 bölü 9. O zaman yukarıdaki üçgenin alanı, hatta şöyle ayrı çizelim daha iyi burada görmeniz için. Yukarıdaki üçgenin alanı 4S ise tamamı 9S olacağı için buraya ne kaldı? 5S kalmış oldu. Benden istediği oran da o zaman nedir? 4 bölü 5'tir. Birinci sorumuz. Evet, ikinci sorumuzda da biraz önce verilen özelliği kullanabilirsiniz. Yani bir üçgenin kenar ortaylarının çizilmiş hali. İkisi çizilmiş zaten, bakın A'dan ve B'den gelen çizilmiş. C'den geleni de ben çizersem ne göreceğim arkadaşlar? 6 alanın birbirine eşit olduğunu. Bu 6 tane alanın hepsi aynıdır. Dolayısıyla şunlar eşit bölündü. 6, 6 ve bunların da yine 6 olması gerekiyor biliyorum. O zaman S'te ne geldi? 12 gelmiş oldu arkadaşlar. Burada da arkadaşlar altta ben bir özellik yazmıştım ya, karşımıza gelir diye. O özellikten çözebilirsiniz üçüncüyü. Bakın şu şekilde A'dan G'yi birleştirdim. BG'yi birleştirdim. GC'yi birleştirdim. Bu durumda bu 3 alan birbirine eşitti kurala göre. O yüzden buraları 12 diyebilirim. S'te ne oldu? 24 oldu. Dördüncü soruda da G'nin ağırlık merkezi olmasını kullanarak 1'e 2 oranlarını kullanabilirim. Dolayısıyla ben buraya A dersem burası nedir? 2A'dır. Sonra bu durumda alanı 6 olan üçgende yanındaki EGC üçgenine bakarsam, bakın tepeleri ortak. Şu ikisine bakıyorum. O zaman A'ya 6 ise 2A'ya 12 diyebilirim. Onu isterseniz buraya da belirteyim. A'ya 6 ise 2A'ya 12. Sonra arkadaşlar kenar ortayı çizilen kenar ortayla ilgili şunu söyleyelim bir de. BE kenar ortayı ne yapacaktır? Burayı ikiye bölecektir, değil mi? Ben şimdi bir oranı da alanla taban oranını da şimdi göstereceğim, üçgenlerde yapacağım. Hangi üçgenler? Bir tanesi bu, bakın şu üçgen. Bir tanesi de yanındaki mavi üçgen. Bunların şuradaki tepeleri ortak. Hatta ben şöyle çizeyim isterseniz yine onları. Bakın C, A, D, E üçgenini çizdim. 6 artı 12'den burası 18. Bakın tepeleri ortak bunların, değil mi? Burası da S'ti. O zaman tabanları da eşit olduğuna göre S ne olmalı? 18 olmalı. Evet arkadaşlar, burada dikkat ederseniz bir ABC üçgeni verilmiş. ABC üçgeni DE üzerinde katlanıyormuş. Şurada gördüğünüz gibi A noktası da buraya geliyormuş. Şu arada oluşan dörtgenin alanı 24'müş. Benden de şu gördüğünüz ABCD şıklarındaki alan istiyor. Şimdi soruda verilen diğer bilgilerde şunlar var. Onlara da dikkat etmeliyiz arkadaşlar. BC ile DE birbirine paralelmiş. Şununla şu birbirine paralelmiş. Ona dikkat etmeliyiz. G ağırlık merkeziymiş. Kenar ortayların kesim noktası diyor. Onu bilmeliyiz. Bir de arkadaşlar L de BC'nin orta noktasıymış. Onu da bilmemiz gerekiyor. Şimdi LBC'nin orta noktası ise ben öncelikle şu kenar ortayı çizersem şu şekilde G'den geçip L'ye gelmek zorunda. Bunu söyleyebilirim. Sonra arkadaşlar burada kenara bir, köşeye 2 birim kenar ortayın parçalandığı oran var biliyorsunuz. Ağırlık merkezi bu şekilde parçalıyordu. Bu oranı ben benzerlikten dolayı kullanabilirim. Biraz sonra bunlar hep işime yarayacak. Bu buna paralel olduğuna göre buradaki 1'e 2 oranı yanlara atabilirim. Yani buraya B'ye 2B, aynı şekilde bu tarafa C'ye 2C diyebilirim arkadaşlar. Şimdi bunun dışında açı yerleştireceğim. Açılar benim işime yarayacak burada. Şimdi ben bu açıya alfa dersem paralellikten, yöndeşten bu da alfadır.
Daha sonra katlama kuralından dolayı açılar eşit olacak ya, aynı şekilde bu da alfadır. Bir de son olarak şuradan z yaparsam z'den dolayı burası alfadır. Bu durumda bakın bu küçük yer ikizkenar geldi. O zaman bu b ise bu da nedir? B'dir. Yine katlama mantığından ae ea üstüne eşit olacağı için bu 2b ise bu 2b olmalı. Yani bu da b'dir. Şimdi bu tarafa yaptım, sağ tarafa yaptım. Her şeyi sol tarafa da yapacağım arkadaşlar. Aynı şekilde. Burası teta ise yöndeşten bu da tetadır. Paralellikten. Sonra katlama mantığından dolayı bu teta ise bu tetadır. Eşit açıyla katlanacak. Sonra z yaptığınız zaman şurada bir z var bakın. Bu teta ise yine bu tetadır. Yine küçük üçgen ikizkenar geldi. Burası c'dir. Yine katlama olayından dolayı AD ile DA üssü eşit olacağı için AD 2C ise DA üssü 2C olacak. Yani burası C'dir arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar G noktası DE'nin orta noktasıdır. Onu da söyleyelim. Neden? Bu gelen uzunluk burayı ikiye bölüyorsa paralel olduğu için bunlar birbirine, burayı da ikiye bölmek zorunda. Dolayısıyla şu parçayla şu parça birbirine eşit. Şimdi burada biraz sonra kullanacağımız bir kuralı hatırlatacağım ki bu kuralı daha sonra da karşınıza çıkabilir, mutlaka bilelim. Evet, şurada bir üçgen çiziyorum kuralı hatırlatmak için. Bir üçgenin arkadaşlar kenarlarının orta noktalarını birleştirirsek, bu oluşan dört üçgenin alanları birbirine eşit. Bunu da mutlaka aklımızda tutalım veya bir not defterimize yazalım. Şimdi bu soruda bunu kullanacağım arkadaşlar. G orta nokta, K orta nokta, L orta nokta. O zaman ben şunları birleştirdiğim zaman şu dört alan birbirine eşit olmak zorunda. Buradan 3S'in 24 olduğunu gördüm. Dolayısıyla S8 geliyor. Bu da yine burada kalsın. Biraz sonra bunu kullanacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar onun dışında şunu söyleyelim. Katladığımız üçgen 4S olduğuna göre yukarıdaki bu üçgenin ilk baştaki hali de 4S'tir. Ve burada şunları ben eşit dediğime göre 4S'i tepeleri ortak olan üçgenler olduğu için 2S, 2S diye parçalayabilirim. Evet, devam ediyorum çünkü her tarafın oranını yazmam lazım sorunun çözümünü yapabilmemiz için. Burada arkadaşlar benzerlikten ya da taban alan oranından tekrar şu mavi üçgene geçeceğim. Taban alan oranını kullanırsam şu üçgenle şu yanındaki üçgene bakarsanız burada 2B'ye bakın ne düşmüş? 3S düşmüş. O zaman B'ye yarısı düşmesi lazım. Yani burası 3S bölü 2 olacak. Şu üçgenlerin tepeleri ortak. 2B'ye 3S ise B'ye 3S bölü 2. Şöyle yazalım isterseniz. 2B'ye 3S ise B'ye 3S bölü 2. Evet, son bir şey daha yapıp şu küçük maviyi de S cinsinden bulduk mu artık istenenlere geçmiş olacağız. Onun için de yine benzerlik yapacağım arkadaşlar. Nerede benzerlik yapacağım? ADG ile ABL üçgeninde. Şimdi burada oranlara bakarsanız 2C'ye 3C oranı var. K benzerlik oranı şurada yazalım. O zaman buradan 2 bölü 3 geliyor. Alan oranı bunun karesi olması lazım. Yani 4 bölü 9 geliyor. Şimdi arkadaşlar burada 4 dediğim kısma 2S düşmüş. Yarısı düşüyor. O zaman 9 dediğime de yarısı düşmesi lazım. Yani ABL'nin tamamı, alan ABL'nin tamamı 9S bölü 2 olacak. Şuradaki kurala göre. Şurası 4S, 4'e 2S düşmüş. ABL'de de 9'a yarısı düşecek. 9S bölü 2. O zaman şu küçük üçgeni bulmak için şu diğerlerini çıkarmam lazım oradan. Onu da yapalım arkadaşlar. BDC üçgenini bulmak için 9S bölü 2'den yani tamamından 2, 2 de burada var 4S. 4S'i çıkarıyorum. Buradan paydaş deyip düzenlediğiniz zaman bu 8s bölü 2 gelecek. Yani s bölü 2 gelecek. O zaman şu küçük de s bölü 2. Evet, şimdi her tarafı s cinsinden bulduk. S'imizin de 8 olduğunu biliyoruz. Artık yerine yerleştirmek kaldı.
DBK'ya bakalım. DBK neresiymiş? S bölü 2 dediğimiz yermiş. S'i 8 bulmuştum. Demek ki bu 4. KL A üstüne gelelim. KL A üstü S'miş. S zaten 8 olduğu için 8. B şıkkını şuraya yazacağım. Orada çok karışacak. ELC demiş. ELC 3S bölü 2. S'imiz yine 8 olduğu için bunun yerine 8 yazarsam sadeleşir. 3 kere 4'ten 12. D şıkkına geldim. D şıkkında da A, B, C yani tamamını istiyor. Tamamı da arkadaşlar kaç olmuş olacak toplayalım. 4 yukarıda 4 aşağıda 8 var. Şu ikisini topladığımda da 2S gelecek. 8S, 2S de buradan 10S yapmış oluyor. Burada da S yerine 8 yazdığımız zaman pardon şu küçük S'i çıkarmam lazım. A, B, C yok. O yüzden 9S olmuş oluyor. Dokuz çarpı 8'den de 72. Evet, bu şekilde bütün şıkları bulmuş olduk. Evet, yeni bir alan formülü. Bu alan formülünü normalde trigonometri sorularında da çok fazla kullanıyoruz. Ama üçgenin alanında da yine kullanmış olacağız. Formülümüz kolay bir formül. Bir üçgenin iki kenarını biliyorsam, aradaki açı da bana verilmişse 1 bölü 2 başta sabit. 1 bölü 2 iki kenarın çarpımı aradaki açının sinüs değeri bana üçgenin alanını vermiş olacak. Evet, ilk soruyu direkt bu kurala göre yapalım. Bunu bu arada farklı da yapabilirsiniz dikindirerek ama şimdi kuralımızı pekiştirmek adına ben kuralla yapacağım. Evet, üçgenin iki kenarının verildiğini görmüşüz. Aradaki açıyı da biliyoruz. O zaman 1 bölü 2 3 çarpı 4 çarpı sinüs 30. Tabi burada sinüs değerlerini de bilmek lazım. Bunu nasıl yapacağımızı anlatmıştık. Evet, devam ediyorum. 1 bölü 2 3 çarpı 4 çarpı sin 30. Sin 30 da 1 bölü 2'yi de hatırlıyorsanız. O zaman buradan ne geldi cevabımız? 3. Aynı şekilde burada yine dik indirilebilir ama ben yine sinüsten yapacağım. 1 bölü 2 kenarlarımızdan biri 5 biri 8 aradaki açı da 45. 5 çarpı 8 çarpı sin 45. Devam ediyorum. 1 bölü 2 5 çarpı 8 çarpı sin 45 yerine de kök 2 bölü 2 yazdım arkadaşlar. Buradan 2'lerle şunu sadeleştirirsem 2 geldi. Dolayısıyla ne oldu? 10 kök 2 oldu. Burada da yine aynı mantık. Hepsinde aynı mantık. Yani bunları dediğim gibi dik indirerek de yapılabilir dışarıdan ama şu an formülümüz sinüsle alan formülü olduğu için ben o şekilde devam ediyorum. 1 bölü 2 4 çarpı 5 çarpı sin 120. Arkadaşlar iki açının toplamı 180 ise sinüs değerleri birbirine eşit. Mesela ne diyorum? Sin 60 ile sin 120 birbirine eşit. Bunun gibi düşünebilirsiniz. İkisinin toplamı 180, sinüs değerleri de aynı olacak. Bu arada sin 60 yani sin 120 de kök 3 bölü 2 arkadaşlar. Dolayısıyla 1 bölü 2 4 çarpı 5 çarpı kök 3 bölü 2. Buradan yine 4'ler gitti. 5 kök 3 gelmiş oldu. Burada da yine aynı şekilde arkadaşlar. Ama burada verilen açının yanındaki kenarları bilmiyorum. Yani birini biliyorum ama diğerini bilmiyorum. O yüzden bu formülü direkt kullanamam. O zaman önce bunun yanındaki kenarı yani AC'yi bulmam lazım. AC'yi bulmak için de dışarıdan dik indiriyorum. Bu geniş açılı üçgen olduğu için dışarıdan dik indirdim. Dolayısıyla burası 45 geldi. 90 45 45'ten burası mecbur 45 geldi. Şimdi arkadaşlar bu iki kenarın birbirine eşit olduğunu biliyorum. Dik üçgene düşünüyorum. A ne olabilir? Şuraya isterseniz hatta çizelim. Burayı 13 bulmuşum. Burası A artı 7. Burası da A. 13'ü görünce zaten aklımıza ne geliyor? 5, 12, 13 mü diye geliyor. Evet, 5 verirsek 5, 12, 13'ü sağlıyor. A 5'miş. A 5 ise o zaman şu üçgenden, özel üçgenden buranın 5 kök 2 geldiğini biliyorum. Şimdi artık alan ABC'yi bulabilirim. 1 bölü 2, 7 çarpı 5 kök 2 çarpı sin 135. 1 bölü 2, 7 çarpı 5 kök 2 çarpı sin 135 de kök 2 bölü 2 geliyor arkadaşlar. Şuradan kök 2 ile 2 gider. Dolayısıyla 7 kere 5, 35. 35 bölü 2 gelmiş oluyor.
Evet, burada da bir üçgenimiz var. Üçgen içinde alfa ve teta açılarımız varmış. Bunların tanjant değerlerini vermiş soruda bize. AB'yi 20 vermiş. Benden pembe üçgenle yeşil üçgenin alanını bulmamı istiyor. Şimdi bu tanjant değerlerini bir kere kullanmam gerekiyor. Önce tanjant alfadan başlayayım. Tanjant nasıl bulunuyordu? Karşı bölü komşuydu. O zaman ben karşıya 3'ün katı 3K dersem komşuya 4K diyeceğim. Bu 3K, bu 4K ise bu 5K olması lazım. Yani 5K 20'ymiş. 5K 20 ise K nedir? 4. K 4 ise arkadaşlar burası 16 oldu. Burası da ne oldu? 12 olmuş oldu. Şimdi ABD'nin alanını bulabilirim artık. Çünkü iki kenarını da biliyorum. Hemen onu bulalım isterseniz. 12 çarpı 16 bölü 2. Buradan şunu sadeleştirirsek. 8 kere 2 16. 8 kere 1 elde de 1 var. 96 gelmiş oldu alanım. Şimdi diğerine geçelim. Diğerinde de bir kenarını biliyorum 12 ama diğer kenarını bilmiyorum. Onu bulmam lazım. Onu yine tanjanttan bulacağım. Tanjant teta 4 bölü 3 demiş. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu. Karşı 12'ymiş bölü dc. Buradan işlem yaparsam sadeleştirdim. Dc eşittir ne geldi arkadaşlar? 9. Evet, artık bunun alanını da bulabilirim. Neymiş alanım? 9 çarpı 12 bölü 2. Sadeleştirmemizi yaptık. Ne geldi sonucum? 54 geldi. Evet, burada da ABC'miz eşkenarmış. Yine bize tanjant alfa değerini vermiş. Alan oranı istiyor. Şimdi bir kere tanjant alfayı kullanmam gerektiğini biliyorum. O yüzden onun açının karşısına dik indirdim. Çünkü tanjant değerlerini, yani trigonometrik oranları diyelim, dik üçgen varsa kullanabiliyorduk, değil mi arkadaşlar? Şimdi burada tanjant alfayı yazarsak karşı bölü komşu, yani alfanın karşısında ben kök 3K dersem, isterseniz farklı renkte yazalım. Alfanın karşısında kök 3K dersem komşu kenara da ne diyeceğim? 4K diyeceğim. Şimdi şu küçük yerde de 90 30 60 üçgeni çıkıyor. Çünkü bu eşkenar üçgende buranın 60 olduğunu biliyorum. 60'ın karşısı kök 3K ise 30'un karşısı K, 90'ın karşısı da 2K. Bu durumda büyük eşkenarın bir kenarı 5K geldi. Yani buraya da ne kaldı? 3K kalmış oldu. Şimdi benden ABD ile ADC'yi oranlamamı istiyordu. Bunun oranı çıktı aslında. Ben onu şöyle ayrıca çizmek istiyorum daha iyi görelim diye. Biraz karıştı orası. A, B, C ve şuradan da D'yi çizdim. Bu 2K, bu da 3K. Şimdi bu iki üçgenin tepe noktaları ortak ya. O yüzden ne oluyor? Alanı tabanıyla orantılı oluyordu. Yani ben buraya 2S dersem burası 3S'ti. Dolayısıyla ilk sorum direkt 2S bölü 3S'ten 2 bölü 3 şeklinde geldi. Şimdi ikinciye geçelim. İkinci için arkadaşlar yine ben buranın eşkenardan dolayı 60 olduğunu, buranın 30 olduğunu biliyorum. 90'ın karşısı 3K ise 30'un karşısı 3K bölü 2. Buraya geçmeme gerek yok. Benim işime yaramayacak. Şurası 5K. Onu da 10K bölü 2 diye düşünürsem, 3K bölü 2'den çıkarırsam ne kalıyor? 7K bölü 2 kalıyor. Şimdi aynen önce biraz önce yaptığım kuralı kullanacağım yine. Bu iki üçgenin tepesi ortaksa alanları tabanıyla orantılı. Yani ben buraya 3S dersem buraya 7S diyebilirim. Dolayısıyla ADE ile DC'yi oranlarsam ne geliyor sonucum? 3 bölü 7 gelmiş oluyor. Evet arkadaşlar, burada bize bir ABC dik üçgeni verilmiş ve bu dik üçgenden alan oranı soruluyor. Şimdi sorduğu alanlar ilk başta ABH ile ABC'yi, yani küçükle en büyüğü soruyor. İkinci olarak da şu yan yana verdiği üçgenleri ABH ve AHC'nin alan oranını istiyor. Şimdi burada dikkat ederseniz soruda sadece x verilmiş. X'imiz de bir açı. Dolayısıyla ben bu alan oranlarını x cinsinden bulacağım. Burada aklıma x'i nasıl kullanmak gelebilir? Açı olduğuna göre sin, cos gibi ifadeler şeklinde kullanabilmek gelir. Yani ben buradaki alan sonuçlarını bu ifadeler şeklinde bulacağım arkadaşlar. Bunun için de tabii sinüs değerlerini, kosinüs değerlerini yazmam lazım. Onun için önce bir açıları yerleştirelim. Buraya y diyelim. X de y'nin toplamı 90. O zaman burası x olacak. Çünkü bu 90. Burası da yine aynı mantıkla 90'ı tamamlayınca y gelmiş olacak arkadaşlar.
Şimdi ABH üçgeni ile ABC üçgenine bakarsak bu iki üçgenin AH yüksekliği ortak. O yüzden alanları bu yüksekliğin gördüğü tabanla orantılı. Bu üçgende AH yüksekliğini gören ne var? BH kenarı var. Büyük üçgende bu yüksekliği gören BC kenarı var. Şimdi ben burada BH ve BC uzunluklarını trigonometrik oranlar içinde kullanmak istiyorum ki burada yerleştirebileyim. Yani yazacağım trigonometrik oranlarını da BH olsun ve BC olsun istiyorum. Bir de tabii diğer kullanacağım ifadelerin de ortak bir kenar olması lazım ki bunlar sadeleştiği zaman gitsin. Bunun için ilk başta ABH üçgeninde cosx yazacağım. Yazalım arkadaşlar. Cosx neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani BH bölü AB gelmiş oluyor. Sonra da arkadaşlar büyük olan ABC üçgeninde, şu büyük olan ABC üçgeninde cosx yazacağım. Bu ABH üçgenindeydi. Onu da isterseniz yazalım. Şimdi ABC üçgeninde cosx yazacağım. ABC'de de cosx'i yazarsanız yine komşu bölü hipotenüsten BC bölü AB gelecek. Pardon, AB bölü BC gelecek. Dikkat ederseniz oranlar tam istediğim gibi oldu. Hem BH ve BC'yi kullandım hem de ortak bir kenar AB'yi kullandım. Şimdi BH'ı buradan çekeceğim. Buradan da BC'yi çekerek yerine yazmış olacağım alanlarda. Yazalım. Yukarıdan BH'ı çekerseniz ne gelir? Cosx çarpı AB gelir. Aşağıdan BC'yi çekerseniz ne gelir? Cosx çarpı pardon. Aşağıdan BC'yi çekersek ne gelir? AB bölü cosx gelir. Evet, şimdi burada işlemlerimizi yaparsak birinciyi zaten aynen almak zorundayız. İkinciyi de ters çevirip çarpıyoruz. Bu durumda AB'ler gitti. Yani alan oranı birincisinde neye eşitmiş ifade olarak? Cos kare x'e eşitmiş arkadaşlar. Aynı mantığı ikincisinde yapacağım. İlk başta nelerle orantılı olduğunu bulalım. Bir renk değiştirelim isterseniz. ABH ile AHC'ye bakarsak bunların da yine yükseklikleri ortak. AH yüksekliği var. Tabanlarda BH ve HC, yani bunun oranı da BH bölü HC olmalı. O zaman burada da yazacağım trigonometrik oranlarda bunları kullanmaya dikkat edeceğim. Bunun için arkadaşlar BH ve HC'yi kullanacağım ve bir de ortak kenar kullanmak istiyorum. Şu da iki üçgende ortak kenar dikkat ederseniz. Dolayısıyla iki üçgende ortak kenarı ve BH ve HC'yi kullanabilmem için kotanjant yazmam gerekiyor. Önce ABH üçgeninde kotanjantı yazalım. Neydi kotanjant? Komşu bölü karşıydı. Yani BH bölü AH oluyor. Bir de AHC üçgeninde yazalım kotanjantı. Burada da arkadaşlar yine komşu bölü karşıdan AH bölü HC olmuş oluyor. Dikkat ederseniz yazdığım oranlarda bir istediğim BH ve HC'yi kullandım. Bir de ortak kenar yani AH'ı kullanmış oldum. O zaman yukarıdan BH'ı çekersek ne gelecek arkadaşlar? Kotanjant x çarpı AH gelecek. Aşağıdan HC'yi çekersek AH bölü kotanjant x gelecek. Buradan işlemimizi düzenlersek birinciyi aynen yazacağım. İkinciyi de ters çevirip çarpacağız. Buradan da ne geliyor arkadaşlar? Kotanjant kare x gelmiş oluyor sonucumuz. Evet, bu da arkadaşlar bu biraz önce yaptığımız soruya benzer çıkmış bir soru. 2019 AYT'de çıkmış. Yine x açıları vermiş. Benden ne istiyor? Sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına oranını x türünden. Dolayısıyla x türünden bulacağıma göre yine cevap şıklarında da zaten burada görüyorsunuz. Sin ve kos cinsinden bulmuş olacaksınız.
Şimdi arkadaşlar sarı alınmak için ne yaparsınız burada mantıklı olarak? Büyük üçgen alanından küçüğü çıkarırsınız. Mavi zaten dik üçgen direkt bulabilirsiniz. Şimdi burada yazarken yine biz kosları, sinleri, x'leri kullanırken dikkat etmemiz gereken yine ortak kenarı kullanmak ki ortak kenarı kullandığımız zaman sadeleşmiş olacak. Burada ikisinde de ortak olan kenar BC kenarı var. Bunu kullanmak istiyorum oranları yazarken. Hatta buna 1 gibi veya 2 gibi, 3 gibi istediğiniz bir sayı değeri de verebilirsiniz. İşiniz kolay olur. Yani ABC de diyebiliriz ama kolay işlem yapabilmek için isterseniz buraya bir sayı değeri verelim ve basit olduğu için 1 diyelim. Çünkü her halükarda sadeleşecek. Bir önceki soruda da gördüğünüz zaten ortak kenarlar sadeleşti. Şimdi arkadaşlar ilk başta şu BDC üçgeninde oranları yazmak istiyorum. BDC üçgeninde bir sinx bir de kosinx yazacağım. O yüzden önce açıları oraya taşıyorum. Şuraya y dersem x de y'nin toplamı 90. 90 y ise burası ne oldu? X oldu. Şimdi BDC üçgeninde önce sinx yazıyorum. Sinx neydi? Karşı bölü hipotenüz. Yani dc bölü 1. O zaman sinx demek ki dc'ye eşitmiş. Yani dc kenarına sinx diyebilirim ben. Aynı şey cosx için yapacağım. Cosx de komşu bölü hipotenüstü. Dolayısıyla burada da bd bölü 1 diyeceğim. Bu da bd'ye eşit olacak. O zaman bd kenarına da ben ne diyebilirim? Cosx diyebilirim. Evet, burada şu anda bu kadar. Şimdi arkadaşlar bir de büyük üçgen için AC kenarım lazım ya bana. AC kenarı ile ilgili de böyle bir bağıntı yapmam lazım. O zaman büyük ABC üçgeninde AC'yi kullanacak şekilde bir oran yazalım. AC'yi kullanmak için de arkadaşlar ve tabii 1'i de kullanmak istiyorum. AC'yi ve 1'i kullanabileceğim ne yazabilirim? Kotanjant ya da tanjant yazabilirim, değil mi? Kotanjant x'i yazalım. Burada o işimize yarayacak. Kotanjant x arkadaşlar nedir burada? Komşu bölü hipotenüsten AC bölü 1. Dolayısıyla burada AC'ye eşitmiş demek ki kotanjant x. O zaman bu kenara da ben kotanjant x ismini verebilirim. Şimdi artık yapacağım işlem işim kolaylaştırdı. Bir renk değiştirelim karışmaması için. Ne yapıyordum sarı bölgenin alınmak için? Büyükten küçüğü çıkaracaktım. Büyük üçgenin dik kenarlarından biri kotanjant x, biri de 1. Kotanjant x çarpı 1 bölü 2. Büyük dik üçgenin alanı. Oradan küçük dik üçgeni çıkaracağım. Yani cos x çarpı sin x bölü 2 diyorum. Bölü mavi alan direkt zaten cos x çarpı sin x bölü 2. Şu paydadaki ikiler her yerde gidecek arkadaşlar. Şimdi kotanjant x'in açılımını yazacağım burada sorunun çözümü için. Cos x bölü sin x diyeceğim. 1'e zaten gerek yok. Böyle bir oran vardı hatırlıyorsanız vermiştik. Burası yine aynı. Cos x çarpı sin x diye kalsın. Bölü paydayı da yine aynı şekilde alıyorum. Şimdi yukarıyı cos x parantezine alırsam arkadaşlar 1 bölü sin x eksi sin x gelmiş oldu. Aşağıda da yine cos x bölü sin x'imiz duruyor. Bu durumda buradan cos x'ler de gitti bakın. Şöyle devam ediyorum arkadaşlar. Yukarıda 1 eksi sin x bölü sin x kaldı. Aşağıda da sin x kaldı. Yukarıda ben payda eşitlersem arkadaşlar 1 eksi sin kare x bölü sin x kalıyor. Payda eşitlediğim zaman. Aşağıda da payda da 1 var ya ters çevirip çarptığınız zaman 1 bölü sin x oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar 1 eksi sin kare x bölü sin kare x oldu. Şimdi burada bir şey hatırlatmam gerekiyor. Çünkü onu soruda kullanacağız. Hatta bakın o şuradan da çıktı. Ama normalde bu bir özelliktir zaten. Şurada Pisagor'dan bakın cos kare x sin kare x eşittir 1 geliyor. Ama bu normalde de bizim kullandığımız ve daha önce verdiğim bir özellik. Cos kare artı sin kare x her zaman 1'e eşittir. O zaman ben buradan 1 eksi sin kare x yerine cos kare x yazabilir miyim? Yazabilirim. Payda da sin kare x var. Bu da arkadaşlar cos x bölü sin x'in karesi midir? Karesidir. Cos x bölü sin x neydi? Kotanjant x'i hatırlıyorsanız.
Yani demek ki kotanjant kare x'miş bizim sorumuzun sonucu. Evet. Burada arkadaşlar kareli birim kağıda bir üçgen çizilmiş ve dörtgenin alanını istiyor bizden. Şimdi ben burada ilk başta ABC üçgenin alanını bulmak için bunun yüksekliğini çiziyorum. Şuradan dik indiriyorum. Şurayı sayarsanız arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim burası. Sonra burayı sayarsanız burası da 6 birim geliyor. Burayı sayarsam burası da 6 birim geliyor. Burada beni hemen şunu hatırlamam lazım. Bir üçgende bir köşeden gelen parça ile kenardaki parçalar eşitse 3 parça. Ben bu üçgene dik üçgen diyebiliyordum hatırlıyorsanız. Yani tepedeki açıya 90 yazabiliyordum. O zaman ben buradaki açıya da ne dedim? 90 dedim. Yani bunun dik üçgen olduğunu gördüm. Şimdi BC'de dörtgenin alanını bulmak için ne yapmam lazım ben? Dik üçgenin alanından yani alan ABC'den o da 6 çarpı 12 bölü 2 oluyor. Şu küçük üçgeni çıkarmam lazım. Bu üçgen de bir dik üçgen. Bunun kenarlarını bulsam zaten kenar çarpım bölü 2'den yapabilirim işlemimi. Bunun için de arkadaşlar farklı şekillerde yapabilirsiniz. Ben şöyle göstereceğim. Bakın burası 2, burası 2. O zaman şu uzunluk 2 kök 2. Aynı mantığı burada yapacağım. Burası 4, burası 4. O zaman burası 4 kök 2. Dolayısıyla bu dik üçgenin alanı 4 kök 2 çarpı 2 kök 2 bölü 2. Buradan da arkadaşlar 36 eksi ne geliyor? 8. 36 eksi 8'den de cevabımız 28 gelmiş oluyor. Evet, burada ABC'miz bir eşkenar üçgenmiş. Sonra bu ABC eşkenar üçgeninin A köşesinden DE üzerinden katlanıyor. Bu yeşil elde ediliyormuş. B köşesinden FG üzerinden katlanıyor. Bu yeşil elde ediliyormuş. C köşesinden HK üzerinden katlanıp bu yeşil elde ediliyormuş. Son durumda şu ikinci şekil çıkıyormuş ortaya. EFH yani ortadaki sarı üçgensel bölgenin alanının hatta şuraya yazalım. Alan EFH'ın alan ABC'ye oranını istiyor bizden. Şimdi şu ilk şekli biraz büyütmek istiyorum sorumuzu çözebilmemiz için. Evet. Şimdi arkadaşlar burada ABC'nin ben eşkenar olduğunu biliyorum ya. O zaman buraya 60 diyebilirim. Buraya 60 diyebilirim. Buraya 60 diyebilirim. Şimdi katladığım için katlamanın özelliklerini kullanırsam burası 60'sa yine burası 60. Yine aynı şekilde burası 60'sa burası 60. Katlamaları kullanıyorum. Burası 60. Yine katlamadan dolayı şurası 90 gelecek ve şu parça şu parçaya eşit olacak. Ve katladığım için şuradaki açılar da birbirine eşit olacak ve 60 kalıyor oralara dikkat ederseniz. O yüzden bu açılar 30 olacak. Aynı şey bu bütün üçgenler için geçerli. Hepsi için yapıyorum bunları. Evet, şimdi bunları yazdığım zaman arkadaşlar şunu görmüş olmam lazım. Yandaki yani AFE, FBH, EHC bunların hepsi eşkenar çıktı dikkat ederseniz. Ve aradaki sarı üçgen de eşkenar çıktı. Çünkü 180'i tamamlarsam buradaki açılarda mecburen ne oluyor? 60 geliyor. Dolayısıyla burada 4 tane eşkenar üçgen çıktı. Ve bu eşkenar üçgenin kenarları da nedir? Birbirine eşittir arkadaşlar. Çünkü neden? Normalde bu kenar, bu kenar, bu kenar eşit. Bu sarının kenarları birbirine eşit olduğu için bunlar eşit. Dolayısıyla beyaz kenarlar da birbirine eşit. Yani burada arkadaşlar şöyle bir şey var. Daha önce bir kural anlatmıştım hatırlıyorsanız. Şuralar hep orta nokta çıkıyor zaten. Ve şu 4 tane alan birbirine eşit geliyor arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. AFE, FBH, EHC ve EFH. Bunların hepsi eşkenar çıkıyor. Kenarları da aynı geliyor. Dolayısıyla bu 4 alan birbirine eşit. Şu katlanan alanlar da birbirine eşit olacağına göre buraları SS dersem yine burası SS. Burası SS, ortada 2S oluyor.
Bu durumda arkadaşlar EFH dediğim yerde 2S var. ABC toplam alanda da 8S var. Benden bunun oranını istiyordu. Yani sonucum 1 bölü 4 gelmiş oluyor. Evet, burada da arkadaşlar ne vermiş bize? Bir üçgen verilmiş. X açıları verilmiş. ADC üçgeninin alanının ABC üçgeninin alanına oran istiyor. Ve sonuçları dikkat ederseniz yine x cinsinden ifadeler olarak vermiş. Şimdi burada öncelikle şunu görmem lazım. Burası açıortay olduğuna göre açıortay üzerinden kolları çizilen dikler eşit. Dolayısıyla bu CB uzunluğuyla ben buradan buraya dik çizersem CK diyelim. CK birbirine eşit. O zaman benim alanlarını oranlamamı istediği üçgenlerin yani şu mor üçgenle yukarıdaki üçgenin yükseklikleri aynı. Yükseklikleri aynı ise alanları tabanı ile orantılı. Bu yüksekliğe ait tabanlar burada AD, burada da AB. Yani benden istenen alan oranı AD'nin AB'ye oranına eşit arkadaşlar. Şimdi ben AD'yi ve AB'yi sin ve kos cinsinden yazmam lazım. Yazarken genellikle neye dikkat edeceğiz demiştik. İkisinin ortak bir kenarı olmasına yazdığımız şeylerde ve bir de buradaki kenarları kullanabilmemize yani AD ve AB'yi. Bu şekilde yazabilmemiz için arkadaşlar ADC'de cos x çünkü ortak kenar AC ya komşuyu kullanmış olacağım. Hipotenüste AD, AD'yi de kullanmış olacağım. Aynı şekilde ABC'de de ben cos x yazacağım. Orada da yine komşu kenar zaten AB. Bu sefer de hipotenüs AC ortak kenar olacak. Evet yazıyorum. Önce burada cos x yazayım. Komşu bölü hipotenüs olacağına göre AC bölü AD. Sonra burada cos x yazıyorum. Yine komşu bölü hipotenüs olacağı için AB bölü AC. Buradan AD'yi çekerseniz ne gelecek? Cos x AD'yi çekersem AC bölü cos x gelecek. Buradan da AC AB'yi çekerseniz bu da cos x çarpı AC gelecek. Şimdi bunları yerleştirelim. Bu AC bölü cos x dedik. Bu da cos x çarpı AC dedik. Birincisini aynen aldım. İkincisini ters çevirip çarptım. AC'ler birbirini götürdü. Ne geldi cevabım? 1 bölü cos kare x gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, burada da bir dik üçgenim varmış. Bu dik üçgenin aynısından bir tane daha varmış ve bu ikisi bu ikinci şekilde gördüğümüz gibi yapıştırılmış. Bu arada AD ile birleştirilip şurada bir AED üçgeni oluşturulmuş. Benden de o üçgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar bu iki üçgen birbiriyle aynı olduğuna göre bunun hipotenüsü bakın burada 10 görüyorsunuz. O zaman ben buraya da 10 diyebilirim. 6-10 üçgeninden de burası ne geliyor? 8. Artık sorumun cevabı bitti bakın. Neden bitti? Çünkü şu üçgenin alanını istiyordu benden. Bu üçgenin tabanı 4, yüksekliği de 8 oldu. Yani alanı da 4 çarpı 8 bölü 2'den ne gelmiş oldu? 16 gelmiş oldu. Geniş açılı üçgen yükseklik o yüzden dışarıda. Evet arkadaşlar burada bir ABC dik üçgeni verilmiş. Bunun DC dik üçgeni kısmında park diğer kısmında konut yapılıyormuş. Park alanının tüm arsayı oranı 1 bölü 1000 oranında ölçekliymiş. Ölçeklendiğinde park alanı 12 santimetre geliyormuş. Arsanın tamamı kaç metrekaredir diyor. Şimdi arkadaşlar burada kullanmamız gereken bir formül var. Formülümüz şu. Gerçek alan eşittir. Haritadaki alan çarpı ölçek paydanın karesi. Şimdi gerçek alanı bulacağız zaten. Haritadaki alan 12 santimetre kare verilmiş. Ölçek paydanın karesi paydamız 1000, 1000'in karesi. Buradan işlem yaparsanız gerçek alan 1000'in karesini aldınız. 1 milyon geldi.
Çarptığınız zaman gerçek alan 12 milyon geliyor. 12 milyon santimetre kare geliyor. Ama sonucu bizden metrekare istediği için ne yapmamız lazım? Burada 4 sıfırımızı silmemiz lazım. Dolayısıyla gerçek alan ne geldi arkadaşlar? 1200 metrekare gelmiş oldu. Evet, burada bir üçgen verilmiş. Dik üçgen verilmiş, bir oranımız var. Sonra burada ABD beyaz üçgen katlanıp şu yeşil üçgen elde ediliyormuş. Hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Önce katlamanın kurallarını kullanalım arkadaşlar. Nedir? Şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. Şu uzunluk şu uzunluğa eşittir. Şuradaki açılar nedir? Aynıdır, değil mi? Bu diğer açıları yazmayacağım, işime yaramadığı için. Şimdi burada arkadaşlar, ben şu eşitliklere isim versem, diyelim ki buraya A dedim, buraya A dedim. Bu durumda soruda AB'ye ben A dersem AC'nin 2A olması gerektiği söyleniyor. O zaman buraya da ne kaldı? A kaldı. Şimdi burada sorunun çözümünde açıortay da işime yarayacak. Açıortayı kullanmam lazım. Bakın AD burada açıortay. Bu durumda açıortay kenar parça oralığından A kenarına düşen parça K ise 2A'ya düşen parça ne olacak? 2K. Evet, şimdi elimizdeki bilgilere göre sorulara bakalım. Birincisine demiş ki AD DC'ye eşit. Şimdi AD DC'ye eşit olsaydı eğer, bu zaten bir dik üçgen dikkat ediyorsanız. Farklı renkle göstereyim. AD DC'ye eşit olsaydı, yani şu uzunlukla şu uzunluk eşit olsaydı, muhteşem üçten bu uzunlukta eşit olması lazımdı. Yani eğer AD DC'ye eşitse BD de onlara eşit olmalı. Eşit ise BD de eşit olmalı bunlara. BD de eşit olmalı. Ama burada öyle bir şey yok. Dolayısıyla BD ile DC birbirine eşit olmadığına göre demek ki AD DC'ye eşit değil arkadaşlar. DC 2 BD demiş. Bakalım BD'ye K derseniz DC 2K'ymış. Var mı o şekilde mi? Evet, o şekilde. Demek ki bu doğru. Başka ne demiş arkadaşlar? ADB üssünün alanı DB üssü C'ye eşit demiş. Bu iki üçgene bakarsanız, yeşil ve yanındaki gri üçgene bakarsanız tepeleri ortak. Tepeler ortaksa alan tabanları ile eşit olacaktı. Dolayısıyla tabanları da aynı olduğuna göre bu alanla şu alan nedir? Birbirine eşittir arkadaşlar. Demek ki 3 de doğru. Evet. Demek ki 2 ve 3 doğru cevabımız. Evet, burada da bir dik üçgen verilmiş. Dik üçgende bazı uzunluklar verilmiş. Onun dışında şu beyaz üçgen katlanıyormuş, mavi üçgen elde ediliyormuş. Benden de ne istiyor? Şu sarı dörtgenin alanını istiyor. Şimdi katlamanın kurallarıyla başlayalım yine. Bu buna katlandığına göre bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Bu uzunluk bu uzunluğa eşit. Şurası 90. Açı burada işime yaramayacak. O yüzden açıyı yazmıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu yazdıktan sonra burada benzerlik çıktı ortaya. Farklı bir renkle göstereyim. Bakın şununla şu birbirine paralel. Ve 4 bölü 10 benim K benzerlik oranım olmalı. Buradan bunu sadeleştirsem ne geliyor? 2 bölü 5 geliyor. Yani ben buraya 2K dersem bunun toplamı ne olmalı? 5K. Bu buna eşit olduğu için 2K'ydı. O zaman buraya ne kaldı? K kaldı. Demek ki K 3'e eşit. K 3'e eşitse demek ki şu uzunluk 6. Evet, artık sarı dörtgenin alınmak için isterseniz dik üçgen alanından şu ADA üssünü çıkarın. İsterseniz yamuğun alanından maviyi çıkarın. Ben yamuktan maviyi çıkaracağım. Şuraya yazıyorum. Yamuğun alanı neydi? Alt taban artı üst taban bölü 2 çarpı yüksekliğim de burada 9, bakın yamuğun yüksekliği çarpı 9 eksi dik üçgenin alanı 4 çarpı 6 bölü 2 arkadaşlar. Buradan işlem yaptığınız zaman şurada 14 bölü 2'den 7 gelecek. 7 kere 9 63. Şurada da şunu sadeleştirirseniz 12 geliyor. 63 eksi 12'den de sonucum 51 gelmiş oluyor arkadaşlar. Evet, burada bir üçgen verilmiş. Birim karede bir üçgen verilmiş. Bu üçgenin içinde 4 tane farklı alan oluşturulmuş. Bu alanlarla ilgili hangisi ya da hangileri doğrudur diyor. Şimdi burada arkadaşlar şu üçgenin AEGGK ve aşağıdaki kenar ve diğer kenarla ilgili eşitliklerin ne olduğunu bulmam lazım. Bunun için ister üçgenin içinden üçgenler çizip benzerlik düşünün, ister dışarıdan oranları taşımış olun. Ben dışarıdan düşünüyorum. Çiziyorum arkadaşlar. Şimdi
E noktasından geçecek şekilde buna paralel çizdim. Sonra G'den geçecek şekilde paralel çizdim. Sonra K'dan. Şimdi dikkat ederseniz şunların hepsi 2 birim. O zaman paralellikten şunların da hepsi demek ki birbirine eşit. Şu üçgende taşırsam ben buralara A dedim o yüzden. Şimdi aynı şeyi diğer tarafta düşünelim. Bakın diğer tarafta bir üçgen oluşturdum. Burası yine 90. Yine şu köşelerden şöyle paralel çizdim. Buraya. Bu durumda bakın şurası 2 birim, şurası 2 birim, şurası 4 birim. Yani ben buraya B, buraya B, buraya 2B diyebilirim. Şimdi burada üçgenlerin, daha doğrusu üçgen dörtgen karışık. Buradaki alanları bulabilmek için ister üçgenler oluşturup tepeleri ortak ve tabanlarıyla orantılı olacak şekilde, yani yüksekliği aynı ve tabanlarıyla oranlanabilen üçgenler oluşturabilirsiniz isterseniz. İsterseniz de sinüslü alandan gidebilirsiniz. Ben sinüslü alandan gideceğim. İlk ikisini yani S1 ve S2'yi aşağıda ayrıntılı ispatlayacağım. Diğerlerini de o yola göre yapmış olacağız. Şimdi çizeyim ben oradaki üçgeni arkadaşlar. Bu AFG üçgenim. Şu da DE uzunluğu. Şuradaki oranlar 2B'ye B. Bu da A'ya A. Şimdi şu iki üçgenin alanı yani AD ve AFG'yi alanlarını sinüs alandan şurada oranlayacağım arkadaşlar ayrıntılı bir şekilde. Şimdi yukarının üçgenin alanını yazarsam şu aradaki açıya da alfa dersem sinüs alan formülü neydi? 1 bölü 2. İki kenarın çarpımı aradaki açının sinüsü. Şimdi aşağısı için yapıyorum bunu. 3B 2A 1 bölü 2 3B çarpı 2A çarpı sin alfa. Şimdi burada oranladığınız zaman 1 bölü 2'ler gidiyor. B'ler gidiyor. A'lar gidiyor. Sin alfalar gidiyor. Ne kalıyor yukarıda? 2. Aşağıda ne kaldı? 6. Demek ki bunların birbirine oranı 2 bölü 6'ymış. Bunu sadeleştirebilirsiniz ama şu an anlatacağım şey için sadeleştirmek daha mantıklı. Dolayısıyla ben buraya 2S yazdım. Tamamı 6S olduğu için buraya da ne kaldı? 4S kaldı. Şimdi arkadaşlar bunu bu kadar ayrıntılı anlattım. Daha iyi anlayın diye. Ama normalde burada şöyle düşüneceksiniz. İki üçgenin alanlarını oranlarken ortak açı varsa mesela burada ADE ile AFG'nin ortak açısı var. O zaman alan bunun yanındaki kenarların katsayı çarpımıyla orantılı ya da kenarın çarpımıyla orantılı. Neden? Çünkü 1 bölü 2'ler ve açılar aynı olduğu için gidecek zaten. Direkt 2 çarpı 1'den 2S. Burada da mesela 3B'ye 2A'ya 3 çarpı 2'den 6S. Buraya ne kaldı? 4S gibi yazacağız. Şimdi yukarıda kalan kısımları ben öyle yapacağım. Buraya 2S dedik. Buraya 4S dedik zaten. Şimdi aşağıdaki mor kısmı bulmak için yapacağım işlemi. Şurası 4B dikkat ederseniz. Şurası da 3A. 4 çarpı 3'ten ne olacak? 12S. 6'sı yukarıda olacağı için ne kaldı? 6S. Aşağısı için de arkadaşlar 4B ile 4A'yı çarpacağım. 4 çarpı 4'ten 16S. Yukarıda 12S var. Geriye ne kaldı o zaman? 4S. Evet şimdi ifadelere bakalım. S1 ile S2'nin toplamı S3 diyor. S1'i ne bulmuşum? 2S bulmuşum. S2'yi ne bulmuşum? 4S bulmuşum. S3 neymiş? 6S'miş. Eşit mi bunlar birbirine? Evet eşit. Demek ki bir doğru. İkinciye bakalım. S2'yi ne bulmuşum? 4S. S4'ü ne bulmuşum? 4S. Eşit mi? Evet doğru. Üçüncüye bakalım. S2'yi ne bulmuşum? 4S. S4'ü ne bulmuşum? 4S. S3 ne? 6S. Eşit mi birbirine? Hayır. Demek ki 1 ve 2 doğru. 3 yanlış olmuş oluyor arkadaşlar. Evet, burada da bir ikizkenar dik üçgen verilmiş arkadaşlar. DEBC'ye paralel olacak şekilde iki ayrı alan bölünüyormuş ama bu alanlar birbirine eşitmiş. Dolayısıyla burası da 800. Benden de ne istiyor? X uzunluğunu. Şimdi ikizkenar dik üçgen olduğuna göre bir kere buralara 45 diyebilirim. Sonra paralellikten bu 45'leri buraya da atabilirim. Bu kenarlar birbirine eşit olacağı için buralara A diyebilirim. Şimdi sorunun çözümüne A'yı bulmakla başlayacağım. Ondan sonra benzerlik kullanacağız. Şimdi buradaki yukarıdaki AD üçgenin alanı 800 mü verilmiş? Dolayısıyla alan ADE. Farklı bir renkte yazalım. Alan ADE
A çarpı A bölü 2. Bakın dik üçgenin alanı A çarpı A bölü 2. 800 olarak verilmiş bu. 800 A kare bölü 2'den. A kare 1600. Buradan da A ne geldi? 40 geldi arkadaşlar. Şimdi gelelim benzerlik olayına. AD üçgenin alanıyla büyük olan ABC üçgenin alanı benzer olduğu için bana benzerlik oranının karesini verir mi? Verir. AD'nin alanı 800, ABC'nin alanı 1600. Bu K'nın karesine eşit. Buradan sadeleştirdiğiniz zaman K'nın karesi 1 bölü 2. K'da ne geliyor? 1 bölü kök 2 geliyor arkadaşlar. Şimdi ben bu K benzerlik oranını ne yapacağım? Kenar oranını eşitleyeceğim. Şununla şu kenarı oranlayacağım. Şimdi ben A'ları 40 bulduğuma göre 40-40'tan şu uzunluk ne olur? 40 kök 2 olur. Farklı bir renkle yazalım isterseniz. O zaman 40 kök 2'nin x'e oranı k benzerlik oranı mıdır? Yani 40 kök 2'yi x'e bölersen 1 bölü kök 2'ye mi eşittir? Buradan da işlem yaparsanız x ne geldi? 80 aradığımız uzunluk. Evet, burada da bir katlama sorusu var. ABC üçgeni verilmiş. G ağırlık merkeziymiş. DE ile de BC birbirine paralelmiş. Sonra şu alttaki kısım yukarıya katlanıyor. Benden de KD ile dörtgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar şu açı alfa ise şu açı alfa mıdır yöndeşten? Şu açı teta ise şu açı da teta mıdır yöndeşten? Şimdi bu oranları açıları buraya taşıyorum. Alfaya alfa dedim. Teta'ya teta dedim. Şimdi paralellik burada da devam eder. Bakın bu buna paraleldir. O zaman şuradan Z yaparak alfayı buraya alabilirim. Buradan Z yaparak teta'yı buraya alabilirim. Onun dışında şu aşağıdaki beyaz dörtgen yukarıdaki katlanıyor ya. Dolayısıyla katlandığı zaman buradaki B, B üstüne eşit. C de C üstüne eşit olmalı. Yani o zaman burası alfa, burası da teta. Şimdi bakın burada bir ikizkenar buldum. Bununla bu birbirine eşit. Katlamadan dolayı şurayı katlamıştım. Bu da buna eşit. Aynı mantık burada. Bununla bu ikizkenar olduğu için bu da katlamadan eşit. Sonra şuraya dönersem. Burada ağırlık merkezinin özelliğinden kenara bir köşeye 2 birim midir burası? Paralel olduğuna göre ben bu oranları buraya taşıyabilir miyim? Taşıyabilirim. O zaman ben buraya A dersem yukarısı 2A olacakmış. Bu da zaten A eşitlikten, o zaman buraya A kaldı. Bakın ne oldu? Üçgenin kenarları eşit bölündü. Kenarlar eşit bölünüyorsa alanlar tek sayılarla mı orantılıydı? Yani 1S, 3S, 5S de orantılıydı. Bana alan DBC 40 verilmiş. Yani 5S 40 verilmiş. 5S 40 ise S buradan ne geldi? 8. Benden nereye istiyor? KDL'yi. KD'de 3S olduğuna göre 3 çarpı 8'den ne geldi? 24 gelmiş oldu arkadaşlar. Evet, burada da bir ABC üçgenim varmış. ABC üçgeni arkadaşlar geniş açılı bir üçgenmiş, onu söylemiş. ADDC eşitmiş. D noktalarından BC ışığına çizilen dik doğru diyor. D'den BC ışığına, yani şuna dik doğru çizilmiş. Bu AB'yi de ne yapıyormuş? E noktasına kesiyormuş. Bunu söylemiş. BC kenarına çizilen orta dikme doğrusu da demiş. BC kenarına çizilen orta dikme. Şimdi bu orta dikme olduğuna göre BC'nin BC'ye dik gelmeni ve ne yapmalı? Burayı 2'ye bölmeni. BC'ye çizilen orta dikme doğrusu ABG'de BC'yi haçta kesiyor demiş. Benden GBH'in alanını, yani pembe üçgenin alanını istiyor. Şimdi arkadaşlar buranın da dik olduğunu biliyoruz. Çünkü bize bunun dik doğru olduğunu söylemişti. O zaman bu dik, bu dikse bunlar bir kere birbirine nedir? Paraleldir arkadaşlar. Dik doğru olduğu için bunlar birbirine paraleldir. Bunu biliyoruz. Onun dışında ben şurada H ile D'yi birleştirirsem H noktası BC'nin orta noktası, D de AC'nin orta noktası olduğuna göre bu bir orta tabandır ve bu buna paraleldir. O zaman şurada bir paralel kenar oluştu. Dolayısıyla bu 4 ise bu nedir? 4'tür. Şimdi arkadaşlar bir benzerlik yapacağım. Nerede yapacağım? O üçgeni şuraya taşıyayım. Yine orada da göstereceğim ama biraz orası karıştı. B, E, F üçgeni. Şu HG'yi de buraya çizelim. Burası 4, burası da 10. Evet, şimdi şurada göstereyim bakın. E, B,
F üçgeni. Şu üçgende benzerlik yapıyorum. GH ile EF birbirine paralel. GH'ın uzunluğu 4, EF'nin uzunluğu 10. Bakın buraya taşıdım. O zaman K benzerlik oranı 4 bölü 10'dan 2 bölü 5 geliyor. Yani ben buraya 2K dersem buraya 3K kalıyor. Zaten buranın 15 olduğu soruda verilmiş. Demiş ki 3K 15 ise K ne geldi? 5. K 5 ise de arkadaşlar şurası 2K'ydı. Demek ki burası da 10. O zaman dik üçgenimin iki kenarını da biliyorum artık. Alan GBH 4 çarpı 10 bölü 2'den ne geldi? 20 gelmiş oldu üçgenimizin alanı. Evet, son sorumuz arkadaşlar. Burada isterseniz biraz önce şekli büyütelim başlamadan önce. Şimdi burada ABC eşkenar üçgenmiş, onu söylüyor. A noktası sabitleniyormuş. A noktası sabitlenerek AB üssü C üssü eşkenarı ABC'nin büyütülmesiyle elde ediliyormuş. Ama büyütülürken AC kenarı bunun yani ABC üssünün yüksekliği olacak kadar büyütülüyormuş. Yani şu sarı üçgenin yüksekliği olacakmış. Bunu söylemiş. Benden de ne istiyor? İlk baştaki üçgenin yani ABC'nin AB üssü C üssü ikinci üçgene alan oranını istiyor. Şimdi arkadaşlar bu bir eşkenar üçgen olduğuna göre ben şuraları 30 diyebilirim, değil mi? Şurası 60 zaten yine eşkenar olduğu için. Şuraya 2A dersem 30'un karşısı 60'ın karşısı ne geldi? A kök 3. A kök 3 dediğim yer aslında ABC eşkenarının bir kenarı değil mi? Yani demek ki ABC eşkenarının bir kenarı A kök 3 geldi. Diğer sarının da bir kenarı 2A geldi. Eşkenar üçgenlerin kenarlarını biliyorsam ne yapabilirim? Artık alanlarını rahatlıkla oranlayabilirim. Neydi formülüm? Bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4'tü. Aynı şey aşağıda. Bir kenarının karesi çarpı kök 3 bölü 4. Şimdi oranlama yapalım arkadaşlar. Kök 3'ler gitti, 4'ler gitti. Yukarıda 3'e kare geldi, aşağıda da 4'e kare geldi. Yine a karelerde gitti. Ne geldi oranımız? 3 bölü 4. Evet, bu föyümüzün son sorusunu çözmüş olduk. Üçgende alan konusunda bitirmiş olduk. İnşallah anlaşılmıştır. Hepinize iyi çalışmalar arkadaşlar.